Herkese merhaba. Bugünkü videoda FortiGate'in CLI ekranından yani Command Line Interface'den bahsedeceğiz. Command Line Interface nedir peki? Bizim grafik interface üzerinde yaptığımız ve yapamadığımız birçok şeyi Command Line üzerinde yapabiliyoruz. Yani Fortinet'in arka kapısı gibi diyebiliriz. GUI üzerinde yapabildiğimizden daha fazla özellik CLI içerisinde mevcut. Bunun da dokümanları ve komutların parametreleri yine Fortinet'in web sayfasında ve dokümanlarında mevcut. Bu ekrana nasıl ulaşıyoruz? 3 yöntemimiz var. Bir, direkt konsol bağlantısıyla erişebiliriz. 2, SSH programları üzerinden SSH bağlantısıyla erişebiliriz. Son olarak da FortiGate kendi arayüzünde versiyona bağlı olarak sağ üstte ya da dashboard ekranının farklı yerlerinde CLI konsol ekranını karşınıza getiriyor. Buraya tıkladığımızda bu siyah ekranla ve komut satırıyla karşılaşıyoruz. Buranın üzerinde genel anlamda neler yapabiliyoruz? Tabii ben buradan göstermeyeceğim örnekleri. Web tabanlı olduğu için çok kısa işlemler haricinde kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Şahsım adına çok kullanışlı bulmuyorum. Onun yerine bir SSH programıyla bağlanarak daha fazla satır sayısına sahip olarak çalışabiliyorsunuz. Öncelikle burada ne göreceğiz? Onu şöyle göstereyim. FortiGate'in bir backup'ını aldığınızda, Configuration Backup deyip bir backup'ını alıp o backup'ı da WordPad üzerinde açtığınızda FortiGate'in backup içerisinde var olan konfigürasyonu görebiliyorsunuz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bazı başlıklar var. Mesela Config System Switch Interface. İşte bu bizim CLI üzerinde FortiGate'i konfigüre ederken ya da interfaceler üzerinde işlem yapmaya çalıştığınızda gireceğiniz ana kök dizin. Config System Interface ya da Switch Interface ya da oluşturduysanız farklı interface isimleri, zone isimleri. Mesela burada da yine edit komutuyla, ana komutla DSL portunu edit yapabildiğiniz yerler gibi şeyler var. Gelelim tekrar SSH ekranımıza, firewall'umuza login olalım. Şimdi öncelikle bir soru işareti koyuyoruz ve kök komutları şöyle ana komutları görmeye çalışalım. Config, get, show, diagnose, execute, alias ve exit gibi komutlarımız var. Config dediğinizde şu ekranı da şöyle biraz büyütelim. Config dediğimizde yine bize birçok alt komut getirecek. Bu getirdiği alt komutlarla beraber biz neleri config edebildiğimizi görüyor olacağız. Hani örnek verme açısından gösteriyorum. Config soru işareti yaptığımda neler config edebiliyorum? Alert emailleri, antivirüs application control profilleri, DLP'yi, IPS'leri, routerları, sistem, mesela config sistem diyelim. Tekrar soru işareti yapalım. Bakın sistem altında daha fazla detay geldi ve ara çubuğuna basarak bu detaylar arasında aşağı doğru kaymaya devam edebiliyorum. Neler var mesela? Session TTL'ler var. Settings var. Mesela config sistem settings diyelim ve tab'a basarak S harfiyle var olan her şey üzerinde gezinebiliyoruz. Settings dediğimizde de burada bize ekstra yazdığımız bir şey gelmediği için burada show diyerek sistem settings'leri görebiliyoruz. Neler varmış? ICAP enable'mış, DNS database enable'mış, multicast policy enable'mış gibi çeşitli detayları karşımıza getirdi. Buradan end diyerek burayı sonlandırıyorum ve yine kök dizine düşüyorum. Tekrar soru işareti yapıyorum. Aynı yeri bir görelim. Config, get, show ve diagnose gibi komutlarımız vardı. Burada diagnose yine config ve diagnose yine önemli komutlardan biri. Diagnose tarafını daha çok troubleshooting için kullanıyoruz. Şöyle yapalım. Diagnose neler varmış? Yine diagnose yazdıktan sonra Alert Console, Antivirüs, Clear Path varmış mesela debug ya da disk test gibi şeyler yapabiliyormuşuz. Yani burada gerek paket akışlarını dinleme ile alakalı, gerek hardware ile alakalı, gerek içerideki security feature'larla alakalı birçok şey adına buradan diagnose yapabiliyorsunuz. Mesela bir paket dinleyelim. Diagnose 0 paket any dediğimizde host hemen IP'me bakayım. IP'im 1.28'miş. Tabii benim trafiğim buradan geçmeyecek. Biz firewall'u dinleyelim bakalım. 192.168.1.20 diyorum.
Şöyle yaptığımda bakın firewall'un şu an oluşturduğu paketleri görüyorsunuz burada. Bunun gibi çeşitli diagnose feature'larını da kullanarak firewall'unuzda çeşitli sniff'ler alabilirsiniz. Çeşitli hardware testler yapabilirsiniz. Ya da mesela bir interface config edelim. Config system switch interface olduğu için grafikte direkt interface diye girmiyoruz. Şöyle yaptığımda eğer burada tekrar soru işareti koyduğumda enter yazıyorsa bundan sonra bu komutun bir parametresi yok demektir. Burada interface'e OK diyerek devam ediyorum. Şimdi show diyorum. Show dediğimde bana mevcut interface'lerimi getirecek. Bir tane LAN varmış içerisinde. Zaten bütün portlarım da bu LAN'ın içerisinde benim. Edit LAN diyorum ve LAN'ın içerisine giriyorum. Şu an kök dizinin içerisindeki şu değişikliği fark ediyorsunuz. Switch interface'den yani genelden özele doğru inmiş oldum. Şu an LAN'ın içerisindeyim. Tekrar show diyorum. Ve show da bana en kısıtlı detayı gösteriyor. Bunun bir de devam parametresi var. Show full configuration dediğimde bunu aynı zamanda system settings içerisinde falan da kullanabilirsiniz. Show full configuration dediğinizde gerek default gerek değiştirilmiş olsun bütün değişiklikleri, bütün ayarları ekrana döküyor. Show full configuration dediğimde de yine burada LAN üzerinde değiştirebileceğim şeyleri bana getirdi. Burada benim modelim biraz farklı olduğu için DSL, Wi-Fi ve LAN aynı CVC'nin içerisinde. O yüzden burada bazı şeyler sizin cihazınızdan farklı geliyor olabilir. Bunun gibi değişiklikleri bu parametrelerle, çeşitli komutlarla yapabiliyorsunuz. Mesela buradan yine end diyelim. Bu arada şu end'den de bahsedelim. Burada birkaç şey var. End komutu var. Eğer end komutunu yazarsanız, daha önceden burada yaptığınız bir değişiklik varsa ya da farklı bir alana girdiniz, bazı şeyleri değiştirdiniz ve end diye çıkarsanız kaydederek çıkacaktır. Eğer abort diyerek çıkarsanız, şunu şuradan çekelim. Bu kaydetmeden çıkacaktır. Yine sizi kök dizine atacaktır. Eğer exit derseniz tamamen SSH ekranını kapatacaktır. Bilginiz olsun. Config system interface diyelim. Burada yine bizim genel interface'lerimizi gösterecek. Burada WAN'a girelim mesela. Edit WAN diyorum. Show diyorum. Ben switch interface'e girdiğim için az önce farklı detaylar gördük dediğim gibi. Mesela şimdi WAN portun içerisine girdim. İşte burada allow access'te HTTP HTTPS açıkmış. Modu DHCP'ymiş. Bandwidth enable'mış vesaire gibi şeyler var. Set allow access değiştirelim. Set allow access HTTP HTTPS yine ekleyelim. SSH ekleyelim. Bir de bakalım ekleyebileceğimiz neler varmış. Ping ekleyelim. Değişiklik yaptık. Enter yaptık. End yaptık. Tekrar config system interface. Edit one yapıyorum. Edit one dedikten sonra show dediğimde bakın artık yazdığım komutla beraber ping'i de buraya eklemiş oldum. Bu aşamada artık buradaki komutlarla beraber isterseniz 0-1 firewall'u baştan aşağı konfig edebilirsiniz. Baştan aşağı bir policy yazabilirsiniz, root yazabilirsiniz. Yani GUI'ye erişiminiz olmasa bile üzerindeki trafiği anlamakla beraber birçok şeyi CLI ekranı üzerinden yapabilirsiniz. Çok uzun tutmak istemiyorum videoyu çünkü şey oldukça fazla, CLI komutu oldukça fazla. Sadece temel komutları, ne işe yaradıklarını ve nasıl kullandıklarını çok basit anlamda göstermeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.